Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sağlıklı, bereketli, güzel bir gün diliyorum. Ne kadar güzel bir güne uyandık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. yıl dönümü kutlu olsun efendim. Rabbim inşallah bu ülkeden ezanlarımızın sesini dindirmesin. Bayrağımızı asla göklerden indirmesin inşallah. Hepimiz bu vatan için çalışan evlatlarız ve bugün de hanım elinde kahramanlık türkülerimiz var. Bugüne yakışır olsun istedik. Çok kıymetli konuklarım var. İnşallah güzel bir programı birlikte paylaşacağız. Hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Bize WhatsApp'tan ve Bip'ten ulaşabilirsin. Birazdan ekranlarınızda numaralarımız olacak efendim. Oradan bize yazabilirsiniz. Belki isteklerinize bile dönüş yapabiliriz. Güzel bir repertuar hazırladık bugün sizler için. Ve bugünü, bu güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sizinle birlikte dolu dolu yaşamayı düşünüyoruz. Rabbim nasip etsin inşallah. Sizinle güzel olacaktır mutlaka. Hepimiz sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Efendim ve özellikle o dağlarda bu vatanı koruyan evlatlarımız var ya, işte askerlerimiz. Bugün aslında onlara ulaşmak istiyoruz. Onlardan mesajlar da bekliyoruz. Onlar biz burada sıcacık oturalım diye bu güzel vatanımızı koruyorlar soğukta. Biliyorsunuz 2-3 gün önce de üzücü bir haber aldık. Tunceli'den gelen bir haberdi. İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Allah annelerine, babalarına sabır versin. Onlar için çok zor, hepimizin evlatları bizim için de zor ama biz bu ülke için uğraşmaya, çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz efendim. Ne olursa olsun biz bu bayrak için kanlar dökmeye devam edeceğiz. Rabbim inşallah hepsine sağlık sıhhat versin. Bütün o dağdaki güzel evlatlarımıza da gidecek bugünkü türkülerimiz. Tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mesajlarınızı bekliyorum sizin de ve güzel türkülerimizle. Bugün Mustafa Can, Ali Dadalı ve Akın Erbakış Beyefendi bizimle birlikte. Mustafa Bey ve Ali Bey'i önce ağırlamıştım. Böyle onların sesi, sazının tınıları damağımda kalmıştı. Tekrar gelin dedim ve bugün güzel kahramanlık türküleriyle birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz programımıza. Bu güzel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda. Nasılsınız Mustafa Bey? Çok şükür Ayşegül Hanım. İyiyiz. Allah'a şükür, hamdolsun. Günümüze devam ediyoruz. Elhamdülillah. Askerlerimiz sayesinde. Allah razı olsun onlardan. Dediğiniz gibi onlar orada soğuklarda, yani onlar orada dağlarda derken biz burada rahatız. Kimin? Onların sayesinde yani. Allah razı olsun hepsinden. Allah hepsine sağlık, sıhhat versin. Hepsini inşallah Allah analarına, babalarına bağışlasın amin diyoruz. Amin. Yani. Ne güzel söylediniz. Evlatlarına, hanımlarına, eşlerine, annelerine, babalarına bağışlasın inşallah. Biz de bugün onlar için buradan türkülerimizi dillendireceğiz inşallah. Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız siz de? Allah razı olsun Ayşegül Hanım. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün bizimle oldunuz. Mutluyuz. Tekrar KON TV ailesi bünyesinde bulunmaktan ve bizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz tekrar. Cumhuriyetimizin 95. yılında bu güzel günde burada olmaktan mutluyuz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de mutluyuz. Efendim Akın Bey siz de hoş geldiniz. Hiç ara vermeyelim. Fazla konuşmayalım ve bugün sazımız konuşsun Mustafa Bey'in tabiriyle, sözümüz konuşsun ve güzel türkülerimizle başlayalım. İlk türkümüz yine hani dedik ya, o yiğitlerimiz var. Bir yiğit gurbete gitse, gurbette olan yiğitlerini bekleyen eşler, anneler, babalar, herkese selam olsun. Sizler için gelsin, özellikle askerlerimiz için gelsin. İlk türkümüzle başlayalım. Sizin mesajlarınızı da bekliyoruz efendim. Buyurun. Yaş
gözüne dolar gelin. Garip sılay andıkça yaş gözüne dolar gelin. Bağrına basarım taşlar, akıttın gözümden yaşlar. Yavrusun yitiren kuşlar yuvasına döner gelir. Yavrusun yitiren kuşlar yuvasına döner gelir. Daha ne gelecek garip başıma? Felek zehir kattı tatlı aşıma, anam aşıma. Düşmanlar silahlı düştü peşime, anam peşime. Kalk gidelim sevdiğimde, bu el bize yaramaz, anam yaramaz. Kalk gidelim sevdiğimde, bu el yaramaz, anam sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İşte o anneler babalar hiç gözlerini kırpmadan o evlatları yolluyorlar. Evet. Siz uzun süredir türkülerle hemhalsiniz. Ve ne güzel türkülerimiz var değil mi bizim? Aynen. Mustafa Bey? Çok bu topraklara türkülerim bırakılmış, armağan edilmiş, bu topraklar için yazılmış, evet, evlatlarımız için yazılmış, bayrak, evet, için yazılmış. Çok, hı-hı, güzel türkülerimiz var. Ne söylemek, aynen, istersiniz?
Valla dediğiniz gibi çok güzel türkülerimiz var. Biz de elimizden geldiği kadar o türküleri yaşatmaya çalışıyoruz. Hani dediğimiz gibi hani naçizane hani elimizden geldiği kadar. Yani aynı zamanda tabii bundan ekmek de yiyoruz. Evet doğru hani söylüyorsunuz. Düğünler, dernekler falan derken. Yani bu şekilde devam edip gidiyoruz yani. Evet ve sanatçı türküleri bilen, bu toprakların tınılarını bilen, işte sizin gibi hem çalıp hem söyleyen, artı sanatla uğraşan insanlar böyle biraz naiftir, incedir, daha duygusaldır. Hayata farklı bakar, değil mi? Hayatın inceliklerine bakar. Sizde de oluyordur Ali Bey mutlaka. Yani işimiz, sektörümüz farklı da olsa, sanatın bir yerinden tutunmuşsak o bizi biraz eğitiyor, yontuyor, böyle törpülüyor. Siz de hissediyor musunuz bunu? Aynen, aynen hissediyoruz. Zaten türkülerimiz yaşanmışlıkların bir hikayesidir. Özellikle asker türküleri. Doğru. Bu analarımızın ciğerleri yanmasa, yani bu türküler keşke yanmasa, analarımızın ciğerleri keşke yanmasa ama bu türküler meydana gelmez gerçekten. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce biz de hissederek okumaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize eğer karşı tarafa bunu yansıtabiliyorsak. Evet. Böyle. Ve gerçekten dediğim gibi çok önemlidir. Bizim yüzyıllardır bu topraklar için hep mücadele eden şehitlerimiz oldu. Kan döken şehitlerimiz oldu. Hepsine rahmet diliyoruz tekrar. Güzel bir şehitim şiiri var. Onu sizinle paylaşıp sözü Mustafa Bey'e bırakacağım. Ve hani o hep bildiğimiz, hep söylenilen, hep dillendirdiğimiz eledim eledim türküsü var ya, onu dinleyelim istiyorum çünkü. Mutlaka kahramanlık türküleri dediğinde aklımıza gelen bir türküdür o. Onu dinlemeden bugün olmazdı. Efendim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle kahramanlık türküleriyle ekranlardayız. Yeni geldiyseniz bize isteklerinizi yollayabilirsiniz, düşüncelerinizi yollayabilirsiniz. Birazdan mesajlarınıza döneceğim. Ama şöyle bir şiirle eledim eledime bağlayalım. Saadet huzurla doğsa, cennetin milyonca ikramı olsa, tekrardan şehadet olacak bilse, cenneti gönlünden siler şehidim. Ölürken yutkunur lezzet alarak, gözleri Allah'a bakar dalarak, dudağı yarımca açık salarak, cennette şerbeti yalar şehidim. Ölmez ki aslında kanar bedeni, şehadet aşkıyla yanar bedeni, ölümsüz çuruptan banar bedeni, zamanında perdeyi deler şehidim. Eledim eledim, ölüm keledim. Aynalı beşikte can, bebek beledim. Aynalı beşikte can, bebek beledim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare? Yandı ciğerimde canan, buna ne çare? Thank you.
kadar aklım ağlar. Aşkın sevdasına canan sineme sarar. Aşkın sevdasına canan sineme sarar. Bizi kınamasın ehli din olam. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare. Yandı ciğerimde canan, buna ne çare. Gitti de gelmedi, ne çare, değil mi? O evet. Kadar güzel ifade etmiş ki az önce okuduğum şiirde de ciğerimiz yansa da diyor şehadet için, o ona bal gelir, bal yalamak gibi gelir diyor. Evet. Bütün şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz efendim. Ve bugün böyle çok az konuşup bolca türkülerle, bolca onları anacağımız, onları yad edeceğimiz türkülerimizle sizlerle birlikte olacağız. Yaptığınız organizasyonlarda da, özel gittiğiniz organizasyonlarda da yapıyor musunuz bu tür? Tabii ki asker gecelerinde özellikle, değil mi? Tabii, bu tür türküler isteniyor. Ve onlar için de tabii aynen, ki tabii, güzel aynen, oluyordur mutlaka. Bu topraklar için. Güzel türkülerdir. Hemen ara vermeyelim efendim. Ve Kırmızı Gül, Demet Demet. O da güzel bir, aynen, çok güzel parçadır. Bir parça. Onu dinleyelim. Ondan sonra devam edelim mesajlarınızla. Kırmızı gül demet demet, kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet, balam ne yavrum nenni, sevda değil bir alamet, balam nenni yavrum nenni, gitti gelmez ol. Şol revanda babam kaldı, yavrum kaldı, balam nenni. Şol revanda babam kaldı, yavrum kaldı. Thank you.
kırmızı gül her dem olmaz. Kırmızı gül her dem olmaz. Yaralara merhem olmaz. Balam ne? Seni kundaklara sarmıştım, geceleri kan uykumu bölmüştüm. Ak gözümden helal sütüm vermiştim, vatan uğruna şehit düşen asker. Ak göğsünden helal sütüm vermiştim, vatan uğruna şehit düşen asker. We'll be right back.
saldım askere, dua ettim sana binlerce kere. Şehitlik kanları döküldü yere, vatan uğruna şehit düşen Mehmet. Şehitlik kanları döküldü yere, vatan uğruna şehit düşen Mehmet. Bize mi yazılmış kara yazılar, şehit annelerinin bağrı sızılar. Yolumuzu bekliyor gelinler kızlar, vatan uğruna şehit düşen Mehmet'im. Yolumuzu bekliyor gelinler kızlar, vatan uğruna şehit düşen asker. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Herkes yolunu gözlüyor değil mi? Sevdiceğinin, evet, evladının. Rabbim hepsine kavuşturmayı nasip etsin. Amin. Amin. Şöyle mesajlarınız geliyor. Bu türkü çok da güzel oldu. Anlatmaya gerek yok demiş Mustafa Bey. Teşekkür ederiz. Selamlar Mustafa Bey. Program çok muhteşem. Bir Selvi boylu yardan ayrıldım. İkinci kere isteniyor. Türküsünü istiyoruz diyenler var. Yani o da asker parçası. Değmem benim gamlı yaslı. Şimdi şöyle yani. O da normalde asker parçası. Yani sevdiğini askere gönderiyor. Doğru, hani... doğru. Çok güzel. Zaten bizim türkülerimizin hep böyle içinde vardır o. Beklemek, aynen, hasret, aynen, işte özlemek. Onlar belki güzelleştiriyor. Mutlaka. Bu topraklar aslında çok duygusal insanlarla dolu. Mutlaka. O yüzden kesinlikle bu güzel sözler çıkmış. Bu güzel yürekten besteler çıkmış. Evet. Fatma Şimşek mesaj atmış. Çok teşekkür ediyorum güzel program için. Çok duygulandık. Başarılar diliyor size de. Teşekkür ederim. Teşekkür abi. Ediyoruz efendim biz de. İşte biz de bugün böyle kahramanlık türküleriyle bugüne yaraşır dedik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na en güzel yakışan kahramanlık türküleridir dedik. Anneleri, babaları düşündük, evlatlarını bekleyen, yollarını gözleyen yarları düşündük. Ve güzel türkülerimizle devam ediyoruz. Tabii ki türküler devam ediyor ama bir de şöyle Fikrimin İnce Gülü bilirsiniz. Çok severiz, çok dinleriz ve ömür boyu da dinleyeceğiz herhalde. Asla eskimeyecek bir parçadır. Onu dinlemek istiyorum Ali Bey'den. Sırada o var ve sabah mesaj atın hangi parçayı istiyoruz dediğimde çok isteyen olmuştu. Herkese gelsin efendim. Özellikle isteyenler için gelsin. Bir Fikrimin İnce Gülü yapalım. Buyurun. Thank you.
Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Teşekkür ediyorum. Ne güzel bir parçadır bu da. İşte hepsi isteyen herkese armağan ediyorum efendim. Çok fazla istekleriniz var. Bir repertuarımız var. Onun dışında eğer zamanımız yetişirse mutlaka söyleyeceğiz. Ama biz bugün özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve bugün Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bugün kahramanlık türkülerini sizinle paylaşmak istedik. Bekleyen annelerin, işte bekleyen yarın, o bir mendil bırakıp mendiliyle yolladığı sevdiceğinin, sevdalısının yolunu gözleyenlere biraz ulaşmak istedik. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Gurbetçilerimiz selamlar göndermişler. Onlara da selamlar gönderiyoruz. Gurbet hasreti başkadır, vatan hasreti başkadır. İnşallah işleriniz hallolup dönersiniz. Vatan başkadır. Burada nefes almak başkadır. Ve ülkemiz... Başka gideceğimiz bir yer yok. Bizim tek vatanımızdan hariç. Doğru. Başka gideceğimiz bir yer yok. Şöyle bir şey var. Hani yurt dışına gitmeyi, orada çalışmayı, hani yani özenti haline alanlar var ya, aslında bilmedikleri için. Yani bir gitseler vatan hasretini orada çekecekler. Buranın iklimi... Yani toprak önemli. Evet, toprak çok önemli. Buranın iklimi, yağmuru, havası, her şeyi başkadır. Aynen. Rabbim vatanımızdan inşallah her zaman dediğimiz gibi bizi mahrum etmesin, yardımcısı olsun bütün askerlerimizin de. Tabii ki şehitlerimize rahmet okuyoruz. Bir taraftan türkülerimizi söylerken bir taraftan onlara dualcıyız her zaman. Dualarımızı gönderiyoruz ve turan eller var olsun diyelim. Ve yine tüm askerlerimize gitsin, asker yolu bekleyen annelerimize gitsin, sevdalılara gitsin. Özümle bağdaştım, atlanıp dağlar aştım, bir kurtla karşılaştım, dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun, yar oldu yollar bana. Söyledi diller bana, turan eller var olsun.
olanlar kahrolsun. Turan eller var olsun, Türkiye yar olsun. Tanrı Türkiye yar olsun. Kurtlarla ulaştım, Altayları dolaştım, şamanımla bağlaştım, dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Dolaştıkça Duran'ı söyledi diller bana, Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Dolaştıkça Turan'ı andım Bilge Kan'ı, gördüm Fatih Sultan'ı, dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana, Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun. Turan eller var olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Tanrı Türk'e yar. Ağzınıza sağlık. Sıdıka Gün hanımefendi demiş ki efendim hemen biraz mesajlara gidelim. Ondan sonra minnet eylememle reklama geçeceğiz çünkü. Ben bir şehit annesiyim. Şehitimle ve şehitlerimizle gurur duyuyorum. Sen rahat uyu şehitim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun demiş Sıdıka Hanım. Siz de çok kıymetli bir annesiniz. Şehit annesisiniz. Ve o cennetle müjdelenen evladın annesisiniz. Ellerinizden öpüyorum sizin de efendim. Sabır versin Rabbim. Ama o kadar güzel söylemişsiniz ki, şehidimle gurur duyuyorum diye yazmışsınız ya. İşte bu çok önemli. Tamam, evlat çok özlenilen, hasreti dayanılmaz bir şey ama bu yazdığınız o kadar gurur verici ki. Rabbim inşallah siz de şehit annesi olduğunuz için cennette sizi birlikte etsin inşallah diyelim. Amin. Sıdık Hanım'a selamlar gönderelim. Erol Bey de iyi yayınlar diliyorum, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun demiş. Gelen pek çok mesaj var ama dedim ya, bugün az konuşalım, çok türkü yollayalım, çok türküler söyleyelim. Ve bugün bayramımızı türkülerimizle ifade edelim istedik. Minnet eylememle reklama geçelim. Reklamdan sonra da yine parçalarımız, güzel türkülerimiz devam edecek. Buyurun. Tabii ki.
Bahar içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi, Farsi bilmem dile minnet eylemem. Sıradi müstakim üzre gözetrim rahimi. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Gider karına. Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Annesimi ol gani mihman iken, yarın şefaatler Mahmed-i Muhtar iken, cümlenin rızkını veren ol gani Settar iken, yeryüzünün halifesi hünkâr minnete. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor bellem.
görmeyince sezilmiyor mihriban sevim, mihriban. Ayrılıktan zor belleme tabiplerden ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama, arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizil mihriban, sevdim mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor Abdurrahim Karakoç'un da ruhu şad olsun. Ne güzel bir parça bırakmış bize. Ne güzel sözler bırakmış. Geçen hafta da biliyorsunuz kardeşi Bahattin Karakoç'u da kaybetmişti. Evet. Onun da mekanı cennet olsun. İyi ki bu topraklardan geçmişler ve bize böyle güzel sözler bırakmışlar. Mihriban da hani biz bugün kahramanlık türkülerine yoğunluk veriyoruz ama mihribansız da türkü olmazdı. O yüzden dillendirdik. Ağzınıza sağlık. Aynen, sağ olun. Türkülerin şahıdır derler. Şahıdır değil mi? Öyle mi söylerler? Evet öyle söylerler. İlk duydum ama doğru bir cümle gerçekten de.
Bugün anlaşıldı, türkülere doyacağız demiş Mustafa Bey. Biz de sizi doyurmaya çalışıyoruz. Türkülere doyulmaz da işte bir parça söylemeye çalışıyoruz. Saatimizin, süremizin yer verdiğince. Mustafa Bey'e, Ali Bey'e, tabii Akın Bey'e de teşekkür ediyorum. Bugün bu güzel günü, bu bayramımızı bizimle geçirdiler. Vakitlerini ayırdılar. Bizi de mutlu ettiler efendim. Siz de mutluysanız ne mutlu. Meram çok Tıp'tan mutlu. Selamlar, yüreklerinize sağlık demişler. Teşekkür ederiz. Muhtemelen sizin arkadaşlarınız da olabilir. Çalışma arkadaşı. Selam olsun Meram Tıp'a da. Evet, selam gönderelim onlara. Recep Ata Beyefendi, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Günün anlamına uygun bir program olmuş. Kutluyorum. Şehit Haremi adlı parçayı istiyorum mümkünse demiş ama çok parça isteyen var. İçeriden Çırpınırdı Karadeniz isteyen var. Reji ekibi özellikle istiyor. Bilmiyorum, belki bir parça söyleyebiliriz. Ilgın'dan hemen şöyle bakıyorum. Erol Kocaoğlu. Erol Bey, Ilgın'a selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Konuklarımıza selamlar. Yüreklerine sağlık. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun demişsiniz. Biz de aynı dileklerle, aynı duygularla bugün bu programa hep onlara rahmet göndererek, hep şu anda görev başında olanlara da sağlık dileyerek yapıyoruz programımızı efendim. Fazla konuşmayalım. Mesajlarınızı ara ara okumaya devam edeceğim ama şimdi gayrı dayanamam ben bu hasrete. Hasret çeken herkese gelsin. Öncelikle de evlatlarını bekleyen annelere gelsin istiyoruz. Yolluyoruz onlara ve bütün evlatlarımıza. Ayşegül Hanım. Buyurun. Aileme gelsin söyleyeceğim parça. Sevgili babam Yaşar Ali Dadalı'ya gelsin. Herkese gelsin, bizi dinleyenlere gelsin. Selam gönderelim biz de Yaşar Bey'in ellerinden öpüyorum. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için. En son katıldığımız programda herkesi saymışım. Babam beni niye saymadın dedi. Eyvah eyvah. O zaman bugün ona özel olsun. Bugün ona özel tamam, olsun. Tamam Yaşar amca, ben de selam gönderiyorum size. Bir de aynı zamanda sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Yaşar amcanın da sesi çok güzeldir. Tam bir Yıldıray Çınar sesi vardır. Ay. Kendisinde. O zaman bir gün hanım eline onu da beklerim. İnşallah. Ne güzel olur. İnşallah. Ama zaten bu iş babadan oğula da geçer değil mi? Biraz usta çırak işidir. Evet. Sizin de mutlaka vardır öyle ustalarınız. Vardır tabii, benim de şimdi babam ben küçükken şu anda gerçi yapmıyor da. Ben babamdan gördüm diyeyim. Değil mi? Bağlamayı ondan gördünüz. Ondan öyle gördüm. Olur. Ne güzel, böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için. Üçünüzün de babasına, babalara gelsin o zaman. Olur mu? Hep anneler dedik. Ne güzel hatırlattınız. Babalara gelsin. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. At
taşın aşkına canım, yakma çıramı. Ya beni de götür, ya sen de gel. Sağlık. Ne kadar güzel bir şarkı, bir türkü. Evet. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyorum. Geçen program biz tam bir Neşet Ertaş programı yapmıştık aslında. Zaten ben de kendisinin hayranıyım bu arada. Evet. Rahmetli. Ve demiş ki Mustafa Bey'in amcasıyım Bekircan. Bekir Bey selamlar gönderiyoruz. Karaman Ayrancı'ya. Karaman'da mı? Evet. Karaman'a selamlar gönderelim. Ve aynı zamanda ailemize de selam gönderelim, buradan unutmayalım. Tabii, buyurun. O zaman son parçaya geçmeden şöyle hemen dillendirin vakti de gelmişken. Buyurun. Anneme, babama, kardeşlerime, eşime, çocuklarıma kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. Selam olsun hepsine. Biz yani de şu anda mutlaka izliyorlardır bizi kesinlikle. Biz de selam gönderelim hepsine. Ali Bey siz de. Programın başında dediniz ya, Rabbim bizi ezansız, vatansız bırakmasın diye. Gerçekten öyle. Rabbim bizi vatansız, ezansız, bayraksız bırakmasın. Düşmana fırsat vermesin Rabbim inşallah. Amin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yani çok şehit veriyoruz şu aralar. Özellikle şu iki gün önce donarak vefat eden askerlerimiz bizi gerçekten çok üzdü. Gerçekten üzdü yani. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Bizi davet ettiğiniz için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim. Yani biz de artık KonTV'yi hani bir ailemiz olarak da görüyoruz. Yani ne şimdi mutlu, ne güzel. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ben de sizin gibi işini seven, kültürümüzü yaşatan, değerlerimize önem veren İnşallah insanlar. Bir gün olur hani bir kandil gecesi olur ya da kutlu doğum haftası olur. Bir tasavvuf müziğiyle de. Ali'nin aynı zamanda tasavvuf sesi de vardır. Kaside sesi de vardır. Çok güzel Ali zaten. Ali sadece türkü söylemez yani. Çok güzel Allah zaten. Razı. Sabah da söyledim ya böyle tertemiz bir sesiniz var. Allah razı olsun. Rabbim inşallah yolunuzu açık etsin. Ben de teşekkür ediyorum. Akın Bey çok teşekkür ediyorum bugün. Bize vakit ayırdınız.
klavyenizle birlikte. Hepinize teşekkür ederim ben de. Biz teşekkür ederiz. Ailelerinize de selamlar. Kolay gelsin. Yüreğine sağlık Ali Dadalı'nın Kapantaş ailesinden selamlar. Biz de selam gönderelim. Fatih kardeşime de. Pek çok mesajınız var. İsteyenler var. Çok istek yolladınız. Bir gün sadece istek programı yapalım inşallah. Ama biz bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız olduğu için Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü kutlarken kahramanlık türkülerini dillendirmek istedik efendim. Hasret çekenler için yollamak istedik. Tekrar ediyorum. Rabbim bu millete acılar göstermesin. Evlatlarımızı sağ salim annelerine, babalarına, sevdiklerine, yarlarına ulaştırmayı nasip etsin. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Rabbim onların ayağına taş değirmesin denir ya. Dualarımız onlarla birlikte. Ülkemiz için tabii ki bütün dualarımız. Bayrağımız inmesin. Ezanlarımız susmasın. Bütün derdimiz, bütün duamız bu. Ve bu ülkeyi hiçbir güç, hiçbir kuvvet asla yenemeyecek. Çünkü biziz, birlikteyiz, birlikte güzeliz. Türkiye'nin parçasıyla bitireceğiz bugünü. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim dualarınızı eksik etmeyin. Bayramımız kutlu olsun inşallah. Rabbim nice 95. yıllara ulaştırsın bizi. Bayrağımızın altında o dalgalanırken biz de çalışmaya, didinmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım. Yangın yeri bu sine, doksan yıldır çile çekmiş hep nine. Narlardan su doldurur Emine. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Thank you.
olayım hanım. Tokmağım ekmeğim namusum arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin nakışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Heybelerin nakışına